Merhaba değerli izleyicilerimiz, çok özel konuklarımla karşınızdayız ve Haber Sizsiniz diyoruz. Bakalım Haber Sizsiniz dediğimiz bu programda konuklarımız bizlere neler anlatacak ve nasıl haber olacaklar. Önce konuklarımı tanıtayım. Sare Gayrimenkul aşağı yukarı 40 yıllık bir geçmişi olan bir firma ve yönetim kurulu başkanı Sayın Mehmet Karagöz burada. Hoş geldiniz Sayın Karagöz. Hoş bulduk efendim, hoş bulduk, sağ olun. Ve sadece Türkiye'de değil, hem İngiltere'de hem Kanada'da da faaliyet gösteriyor. Evet. Kanada temsilcisi Sayın Bahar Timur burada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok oldu mu geleli Kanada'da? 10 gün oluyor. 10 gündür buradasınız. Tekrar döneceğim pazar günü. Toronto'ya. Değil mi? Öyle biliyorum. Peki, size de soracaklarım olacak elbette ama önce Sayın Karagöz'e dönmek istiyorum. Şimdi Sare Gayrimenkul deyince bunun içine büyük binalar, daireler, evler vesaire girebiliyor. Ama sizin bir özelliğiniz var, onu sizden duyalım. Evet efendim, bizim özelliğimiz, biz hiç daire ve konut işine girmedik. Evet. 40 yıldır sadece arsa ile başladık ve arsa ile devam ediyoruz. Çünkü bizim inancımız şu, bir daireniz olur, size ikinci arsayı almaz ama bir arsanız güzel lokasyonda, doğru bir lokasyonda, doğru bir yerdeki bir arsanız size 5-10 daire getirebilecek kadar da bir şeydir, yani ergümandır. Çünkü bir arsası olan bir insan kat karşılığı veriyor müteahhite. Bir bakıyorsunuz 4-5-10 tane dairesi olmuş. Biz o taraftayız. Yani bizim evet yaşam alanları oluşturuyoruz ama bizden yer alanlar kaç kuşak oldu diyelim, 5 kuşak oldu şu ana kadar. Küçük bir örnek vermem gerekiyorsa, Tekirdağ Kapaklı'da bir sattığım bir arsayı, hem de 100 TL taksitle peşinatlı sattığım bir arsayı. Kaç sene önceydi bu? Geçen hafta iki daire karşılığında kat karşılığı aldım. Düşünün. Nasıl yani 100 TL dediğiniz? Taksitle bildiğimiz satmışız, evet. Ne kadar taksit? 2500 liraya satmışız, 25 ay vadeli, 18 yıl önce. Orası şimdi mahalle olmuş, biz o arsayı, o arsa sahiplerine, başkaları 3 daire vermişler ama benim işimi düzgün yapacaklarını bildikleri için lütfen burayı yap, kütük olsun, lütfen yap desinler. Bizim tabii, biz de dedik hadi yapalım, sizin hatınızı kırmayalım diye iki daire karşılığı, biz kat karşılığı aldık. Düşünebiliyor musunuz? İnsanların 100 TL, 2500 liraya almışlar 18 sene önce ve burası şimdi olmuş bir mahalle ve olmuş kat karşılığı giden bir yer olmuş. Ve bir servete dönüşmüş. Evet, ben de onun için bu işi çok seviyorum. Yani arsa işi benim biraz da aşkım, işin gerçeğini söylemek gerekirse. Evet. İşin ilginç tarafı, firmamın ismi de aşkım, eşim Sare'nin ismi. Ondan dolayı biz biraz özen gösteriyoruz. Çocukluk yaşlarda 15 yaşında evlenmiştim ben. Tabii Sare Hanım'a bir şey söyledim o zaman. Bir gün bu askerlik bitecek. Eskiden Türk gencinin önünde en büyük engel askerlikti. İstanbul'a gideceğiz. İstanbul'da senin adını dağlara taşlara yazacağım diye söz vermiştim. Ve yazdınız. Yazdık Allah aşkına. Yazmaya aşkına da devam ediyorsunuz. Evet. Bir, evet. Şöyle söyleyeyim, bir hem Londra'da ofisimizin olması, işte Toronto'da ofisimizin olması, Amerika'da başlıyoruz. Şimdi Almanya'ya gidiyoruz. Yani biz aslında biraz yurt dışına da geç çıktım ben. Şu 2,5 yıldır yurt dışında ağırlık veriyorum. Evet. Oradaki vatandaşlarımız bilakis uzak doğuda, yani Amerika kıtasındaki vatandaşlarımıza böyle bir şey gitmemiş. Yani bu şekilde bir portföy gitmemiş kendilerine. Ve şu an bizi hasretle kucaklıyorlar. Orada da tabii ki biz programlara çıkıyoruz. Bazı programlara da sponsor olduk. Şimdi diyorlar ki biz bilmiyoruz, böyle bir şey bilmiyorduk diyorlar. Şöyle ki Gülgün Hanım, bizim 5 defa ben peşinatsız arsa kampanyası yaptım. Bu 40 yıllık şeyimin içinde, 50 ay vadeli. Şu anda biz yine 40 ay vadeli hiç peşinatsız insanları arsa sahibi yapıyoruz, parsel sahibi yapıyoruz. Benim özelliğim de bu. Bu çok önemli ama burada bir şey soracağım. Buyurun. O kadar çok tanıtım görüyoruz ki, gelin buradan arsa alın, evet, gelin buradan kendinize yatırım yapın gibi gibi çok sayıda ilan görüyoruz. Tabii. Fakat burada önemli olan o arsayı satmak değil, arsayı satarken, bu taşınmazı satarken güven verici olması ve alıcının da güvenerek alması, yani cebindeki parasının havaya uçmaması. O açıdan
O güven konusunda 40 yıllık bir firma olduğunuza başınız ağrımamış. Hiç ağrımamış, şükürler olsun. Güven konusunda ne söyleyeceksiniz? Şöyle arsa efendim, satışlarında çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Şimdi çünkü. Efendim şöyle söyleyeyim size. Bilakis pandemiden sonra ve depremden sonra herkes uyandı. Artık herkes diyor ki İstanbul'a yakın yerlerde bir yerim olsun diyor. Şimdi fırsatçılar her zaman bir boşluk ararlar. Bir boşluk ararlar. Biz kimseyi karalama haddine sahip değiliz. Yapmayız da böyle bir şey. Ama dediğiniz gibi o kadar çok arsacı, fırsatçı o kadar çok fırsatçı doğdu ki. Şimdi 2015 yılında bir yasa çıktı ülkemizde. Doğru bir yasa. Tarım alanlarını koruma yasası çıktı. Çok güzel bir yasa. Bir yasa. Ama korunuyor mu? Korunuyor. Daha korunmuyor tabii ki. Korunamıyor. Şöyle. Şimdi 2015 yılından önce bir aile reisi ölürse onun mülkiyeti yani paydaşları herkes payını ayrı ayrı insanlara satabiliyor. Hala da satabiliyor. Ama 2015'ten sonrakilerinde el birliği oluştuğu için hiç kimse bir dışarıya satamadığı gibi ya kardeşler birbirine satacaklar veya toplanıp bir kişiye satacaklar. Şimdi bakıyorsunuz insanlar Trakya'nın köylerinde buğday tarlalarının içerisinde intikalden yer buluyorlar, intikalden yer alıyorlar. Tapu ellerine geçiyor. Yani 2015 öncesi ölümlerden yer buluyorlar. Ve imarın gelmesinin mümkünüyeti yok. Yani imar gelmesi mümkünüyeti yok. Ben 40 yıllık tecrübem var benim. Tabii. Öyle yere asla girmem. İmarın gelmesi mümkünüyeti yok. Yani buraları tapumuz var, tapulu yer diye satıyorlar. İnsanların bir kısmı inanıp alıyor ama bir kısmı bize gelen şikayetler şu. Mehmet Bey, 3 haftadır geziyorum. Gidiyoruz yol bitmiyor. Ondan sonra minibüs duruyor. Yürüyoruz yol bitmiyor. Ve bir buğday tarlasının içerisinden bize yer gösteriliyor diyorlar. Şimdi bunu, şunu da söyleyeyim. Toprak alan hiç kimse zarar etmez ama gidelim bir tarım arazisinin içerisinden de etrafında mahalle yok, köy yok, hiçbir şey yok. Buradan da bir 250 metre, 300 metrekare bir pay aldığınızda hiçbir şey de buraya yapamazsınız. Hmm. İşte şu anki en büyük suistimaller sorun burada. Burada. Öyle. Sorun burada. Evet. Şimdi biz bunu anlatamıyoruz. Ama biz anlayanları anlatıyoruz. Ben her zaman şunu söylüyorum. Arkadaşlar benim ofisime geldiniz. Benimle beraber araziye geldiniz. Bizi gördünüz. Bize inanmıyorsanız, akşam evinize gittiğinizde huzursuz olacaksanız lütfen benimle alışveriş etmeyin. Ben çünkü alışverişi açtım. Yaşatmış iki. Yani en küçük çocuğum benim. 5 torunum var. 3-4 evladım var. En küçüğü 40 yaşında. Herkes kendini kurtarmış. Ben bu dünyadan çok fazla bir şey götüreceğimi de düşünmediğim için. Zaten gitmiyor. Gitmiyor zaten. Onun için de şöyle yapıyoruz. Geçenlerde bir çektiğimiz bir videoda güzel bir şey söyledim. Yani artık eskisi gibi de değil Gülgün Hanım. Şu elimizdeki telefonu iyi kullanırsak çok güzel şeyler var. Şimdi gidiyorsunuz araziye, hemen vatandaş ne yapıyor? Basıyor parsel sorguya, nerede olduğunu görebiliyor. Sonra birçok da şey siteleri var. Yani işte isim vermek istemiyorum ama fiyatları sorgulayabileceğiniz siteler var. Evet. Şimdi gittiğiniz yeri ne yapıyorsunuz? Yerinde görüyorsunuz. Elinizdeki parsel sorguyla. Sonra o sitelerden de fiyat araştırması yaparsanız, ondan sonra bir de yeri yerinden, mekandan, bir de yeri iyi bir insandan alırsanız, olursa hiçbir sorun elinizde olmaz. Evet. Şimdi benim işim bu. Yani ben çok da mutluyum, çok da seviyorum arsa işini. Yani çok mutlu, çok güzel mutlu hikayelerimiz var. Binlerce hikayem var benim. Yani hala da hikayeler yazmaya devam ediyoruz. Çünkü düşünebiliyor musunuz? Hiç peşinat vermeden biz Londra'da da böyle, Kanada'da da böyle. Yani parası olmayan kardeşim gel buraya işte ne kadar taksit ödeyebiliriz bu kadar al diyoruz, veriyoruz. Bir özelliğim de benim şudur firmamızın. Bunu izleyenler zaten altına imza atacaklardır. Benim sattığım yerlerde minare görünmeyecek, mahalle görünecek ve bir çocuğunuzu ekmeğe gönderebileceksiniz. Yani orada bir bağ evi yaptığınızda bile, imar gelene kadar herhangi bir şey yapamazsınız ama bir bağ evi yaptığınızda
Öğlen de soğuk suya ihtiyacınız oldu. Çocuğunuzu götürüp oradan bize git oğlum bir soğuk su al gel diyebileceğiniz noktalarda yer satıyoruz. Ben insanlara şunu tavsiye ediyorum. Kesinlikle ve kesinlikle imara yakın olmayan, imara yakın olmayan ve mahalle görmeyen, mahalleyi uzaktan görebilirsiniz. Bir kilometre için ben ondan bahsetmiyorum. Benim mahalleye en uzak yerim 650 metredir. En uzak, yani koşma, en uzak noktam 650 metredir. Yani çünkü yürümemiz lazım. Tabii imara bir yer aldık. İmara girmesi lazım. Yer ne zaman zaten prim yapıyor? İmara girdiğinde yapıyor. Efendim şöyle söyleyeyim size. Siz de takibinizdedir belki. Ekonomistler şu an şunu söylüyorlar. Diyorlar ki imarsız tarlaya yatırım yapın. İmarsız tarlaya yatırım yapın. Çünkü yatırım yapacak başka bir ergonomanımız yok. Ama imarsız dediğinizde bir önemli nokta var. Evet. İmara açılabilecek, tabii, imar ola tabii, imar izni tabii çıkabilecek yerden. Biz onu alıyoruz zaten. Evet. Tabii ki bu. İmarsız tarla deyince işte biraz önceki bahsettiğim gibi. Ne kadar gibi sürüyor mesela bu imarın? Diyelim ki ben geldim, evet, arsa aldım, henüz evet imar yok. Evet. En 650 metre mesafede evet aldım bir arsa. Ne kadar bekleyeceğim? Bu 650 metreler bence 10-15 yılı bulur. Ama bizim %90'ımız imara sıfır yerler alıyoruz. Yani imarlı arazi satıyor musunuz? İmarlı arazi de satıyoruz ama imarlı araziler pandemiden ve depremden sonra çok korkunç fiyatlara ulaştı Gülgün Hanım. Korkunç fiyatlara ulaştı. İmarı var. Yani elektrik yok, su yok yanında. Örneğin Trakya'nın herhangi bir köyünden bahsedeyim. Hiçbir şey yok. Bugün 400 metrekare, 350 metrekare yer 1 milyon 800 bin liradan başlıyor. 1 milyon 800 bin lira arsa yatırımcısında yok. Bizim yatırımcılarımız kim biliyor musunuz? En fazla 550 bin liraya, 600 bin liraya kadar ona da zorlanıyorlar. Ona da zorlanıyorlar. Bizim şu an, biz şu an nasıl bir işlem yapıyoruz onu da size söyleyeyim. Bizim en büyük şansımız şu an veya ucuz arsa satmamızın sebebi şu. Biz imara sıfır olan arazileri, imara sıfır olan arazileri peşin paraya gidip alıyoruz. Hı hı. Ve bir gayrimenkul işletme kooperatifimiz var. Kooperatifi siz mi kurdunuz? Biz kurduk, evet. Bunu bir konuşalım. Sıfır. Yani evet, buraya kadar sözü getirdiniz, kooperatifi sormak tabii istiyorum. Buyurun. Evet. Şimdi biz gayrimenkul işletme kooperatifi kurduk. Bu konut kooperatifi değil, gayrimenkul işletme kooperatifi. Biz bu yeri kendi aramızda bir harita mühendisine resmi olmayan bir şekilde parselasyon yaptırıyoruz. Neden? Neden resmi olmayan çünkü şekilde? Çünkü imar olmadığı için resmi parselasyon olmaz. Burada mağdura... Mağdura değil. Ben anlattığımda şimdi ortaya tamam, çıkacak anladım olay. Bir evet parselasyon haritası çiziyoruz biz buraya. Çünkü imara sıfır burası. Sıfıra sıfır yani. İmara bir tarla. 100 metre falan filan yok. İmara sıfır yerlerim. Ağırlıkta %90'ı böyle öyle elde seçiyorum. Biz burada şimdi vatandaş yerini satamadığı için, bizim elimizde de kooperatif gibi bir erguman olduğu için biz bu yeri biraz daha uygun fiyata almış oluyoruz. Biraz daha uygun fiyata almış oluyoruz. Buraya bir parselasyon haritası çiziyoruz ve insanları, kişileri kooperatife üye yapıyoruz. Örnek veriyorum, bir 40 dönüm bir yerimizde diyelim ki 80 tane üye var. 80 tane üye var. Yer kimin? Kooperatifin, üyelerin yeri olmuş oluyor. Bu arada da İnsanlar imar gelene kadar oradaki arazilerini bir hobi bahçesi gibi istediği şekilde kullanabiliyor. Çünkü akşamleyin artık İstanbul'da yaşam zorlaştığı için inanır mısınız? Akşam trafiği Büyükçekmece'den gidemezsiniz. Cuma gün akşam. Pazar gün akşam da geceye sabaha kadar trafik var. İnsanlar artık kaçıyorlar. İnanın çadır kuruyorlar kendi mülkiyetinin üzerine. Kaçıyorlar. Bir de tabii bir deprem korkumuz var. Her zaman var. Şimdi evet bizim kooperatifteki üyelerimizin, yani arazi kooperatifin üyelere ait. Ben orada ne yapmışım? Araziyi satın almışım. Bu kooperatifi oluşturmuşum. Ve insanları burada üye yaparak insanlara üyelik belgeleri veriyoruz. Bunların hepsi tabii ki noter tasdikli. Yani bütün hepsi. Yani kooperatif, yasal mı? Tabii yasal. Yasal. Şimdi yasal. Şimdi yasal olmasa kooperatifi kurdurmazlar. Zaten Ticaret Bakanı'nda kuruyoruz. Bu artık niye gitti biliyor musunuz efendim? Şimdi insanlar her şeyi artık bu saatten sonra kooperatifleşerek alacaklar. O eski gibi bir nokta şu faiz, bu faiz olayları bitti. Nasıl geçmişte kooperatifçilik vardı, insanlar kooperatiften ev sahibi oluyorlardı. Şimdi bu saatten sonra yani bu ekonomi ne olur bilemem. Ben ülkemi seviyorum. Ben ülkemi hiçbir zaman tabii canım, şöyle böyle demem.
İnşallah her şey olur. Ama yavaş yavaş artık, yavaş yavaş artık biz kooperatifçilere doğru gideceğiz. Bu faizler, bu şartlar bizi oraya götürecek. Şimdi nasıl bir eskiden kooperatif olarak ev yapıyorsaydık ucuza gelsin diye. Şimdi de imarlı yerleri, böyle plaj yerleri kim alacak? Tek kişi alamıyor. 10 kişi de alamıyor. 40 kişinin bir araya gelerek bu yere sahip olması. Aslında kooperatifin anlamı, kooperatifin amacı bu. Evet. Yani güzel yeri tek kişinin, 5 kişinin, 10 kişinin alamayacağı bir yeri kooperatif olarak insanlar alıyorlar ve ne oluyorlar? Diyelim ki 80 üyeli bir kooperatif. Ne kadar güzel. Bir yönetimi var. Burası imar gelene kadar burada devam ediyorlar. Ben inanıyorum ki bu imara sıfır yerlerdeki bu insanlar ileride bu kooperatif yerlerinden... Kaç kooperatif kurdunuz böyle? Bizim kooperatifimiz 2 tane var. 2 kooperatif var ama kooperatifte şöyle bir şey, üye sayısı istediğiniz kadar alabiliyorsunuz. Her parselin ayrı üyeleri var. Yani bir pencere düşünün. Yani her parselin ayrı üyeleri var. Kaç yıldır bu yani kooperatif sistemi? Biz aşağı yukarı... Ben 7 yıl önce başladım ama bu son yıllarda bu parselasyon olayları zorlaştığı için mecburen bu yola gittik. Ve de insanlar bize teveccüh gösteriyorlar. Çünkü neden? Bizim geçmişimiz belli. Yapacağımız, yaptıklarımızın zaten teminatıdır. Onun için hiçbir sıkıntımız yok. Millet bize gelir, yeri görür. Bir de işin ilginç tarafı o kadar mahalle içindeki yerlerimiz. Evet. Yani... İmara sıfır olan yerlerimiz mahalleye sıfır. Evet. Bu imar nasıl gelişiyor onu da bakalım şimdi. Bir ilçelerde imar vardır. Bir illerde, ilçelerde imar vardır. İhtiyaca binaen son evin 100 metre, 200 metre imarın genişleme olur bu ihtiyaca göre. Bir de şimdi köylerdeki imarda nereden oluşuyor? İl imar buraya bakıyor. Her köy 3-5 yılın içerisinde bir defa en son imar sınırından sonra 300'de 400-500 metre arasında böyle etrafı imara uygun olan yerler bu şekilde imara açılır. Bunu bekliyoruz. Onun için bugüne kadar sattığımız her yer imara açıldı. Şükürler olsun. Kat karşılığı arsalar vermeye başladılar. İnsanlar oraları satarak peşinat vererek ev almaya başladılar. Ben onlardaki mutluluğu görünce ben de çok mutlu oluyorum. Ne güzel. Şimdi bizim yorumlar çok yazıyorlar bizim eski müşterilerimiz. Yorumlar o kadar çok yazıyorlar ki bunlar da beni mutlu ediyorlar. Ne güzel. Şimdi kocaman bir aileniz var. Çok kocaman. Yani. Benim dediğim gibi binlerce insanla yer satmışız ve binlerce de bir aile gibiyiz zaten. Aldıklarımızla da öyleyiz. Evet. Aldıklarımız da bir aile. Yani, onları da biz çok kırmayız. Sorunların da çözümünde ortak bir mücadele veriliyor anladığım kadarıyla. Tabii yani Mehmet Bey. Buyurun. Evet. Tabii. Şöyle şimdi yurt dışında da temsilcilikleriniz var. Evet. O açıdan siz cümlenizi bitirince Bahar Hanım'a da dönmek istiyorum. Evet. Toronto, Kanada ayağı neler yapıyor? Bir de oradan Türkiye'ye bakış ne oluyor? Evet. Biraz sohbet biraz etmek ben istiyorum. İsterseniz Toronto oradan ben başlayayım. Ben 2 yıl kadar önce işte Toronto'da bir kızım var yerleşik. Vatandaş oldu o da şimdi şükürler olsun. Evet. Orada da bir ev almak nasip oldu. Sonra biz yavaş yavaş oradaki insanlara kendimi tanıtırken işte Ayşe'nin babası gelmiş, işte ne iş yapıyorsun, böyleyim derken bir arkadaş benden söyleme sahip $500,000 alışveriş etti. Oo. Yani dedi ki bize inandı, Ayşe'yi de çok iyi tanıyordu zaten. Dedi ki bana 500 bin, 8 ay sonra işlemini yaptı. Ama işin ilginci ne biliyor musunuz? Lasman'a çıkmıştık bir yeri 200 bin TL'den. 8 ay sonra geldiğinde 400 bin TL verdim. Gel işlemlerini yapmayalım, kooperatif işlemlerini. 400 binden bana sat dedim. Satmam dedi. Çünkü yer 500 bin liraya kadar ulaştı. O 200 bin liralık yer. Dedim ya, şu an o kadar çok arz talep var ki. Hı. Ne yapacağız? Yeni yaşam arsaya. Tabii. Bir de yeni yaşam alanlarına ihtiyacımız var Gülgül Hanım. Peki bir şey soracağım size. Şimdi Türkiye koşullarına baktığınızda, döviz piyasasında bir tırmanış, TL'nin erişi söz konusu. Yine keza altın, hatta bugünlerde gümüş çok revaçta. Evet. Bütün bu tabloya baktığımızda yatırım aracı olarak, çünkü dediniz ya 15 sene sonra imar çıkabilir, bilmem 18 sene sonra imar çıkabilir vesaire. Ama en uzunlarından bahsedelim tabii ki. Tabii. Evet. Ama hep en sert senaryodan konuşalım. Hal böyle olunca şimdi
Biz de bir an önce kısa yoldan parayı değerlendirme arzusu hakim. En güçlü yatırım aracı hangisi? Arsa mı? Arsa. Toprak yani. Dolar mı? Euro mu? Hiçbirisi değil. Neden niye? Söylüyorum biraz niye? Önce? Neden biraz önce söylüyorum? Bizim Kanada'da 500 bin dolarlık alışveriş eden arkadaşımıza 200 bin TL'ye aldığı bir yeri 7 ay sonra 400 bin TL teklif ettik parsel başına. %100 para kazandı. Çünkü 500'e satıyoruz biz, 100 bin lira da tekrar üzerinde biz kazanalım diye tekrar düşünüyoruz. Tekrar satabiliyor musunuz o fiyatlara? Çok fazlasına satıyoruz. Çünkü neden? Her yıl geçtikçe de imara yaklaşıyorsunuz zaten aslında. Bir taraftan da imar daha yaklaşıyorsunuz, imara yaklaşıyorsunuz. Onun için çok sık satıyoruz. Vatandaşın şu an Gülgün Hanım, söylüyorum bizde en fazla parsel fiyatı 550 bin lira. Düşünebiliyor musunuz? 550 bin TL'lik bir yatırım bir gün size 3-5 milyonluk yatırım haline dönüşebilir. Minimum arsa fiyatı bu mudur? Ben de öyle. Siz de öyle. Ben. Kaç taksit yapıyorsunuz? Şimdi biz 40 taksit yaptığımız var. Yani 40 tane taksit yapıyoruz. Şimdi 36 ay ortalama vadelerimiz var peşinatsızda da. 40'a kadar taksitlerimiz çünkü adam diyor ki abi ödeyemiyorum ben işte. Yani beni biraz daha uzat. Onu kişiyi yeri beğendirdikten sonra mutlaka ve mutlaka benim zaten sloganım şu. Arsa almak isteyenin benden arsa almadan yani, geri dönme imkanı yok. Alıcının yakasına yapışmıyor. Yapışmıyorum hiç asla. Banka kredisi kullan. Hayır krediyi ben veriyorum. Krediyi siz veriyorsunuz. Yani ben. Güzel. Bir gün bunu soracağım. Evet, Bahar Hanım'a döneyim. Toronto'dan bakınca Türkiye'de yatırım yapmak isteyenler ya da Toronto'dan almak isteyenlere de destek olur. Destek olacağız inşallah. O da çünkü orada biraz zor bu işler. Mutlaka. Yani ama orada da biz onu düşünüyoruz. Neden zor? Toprağını satmıyor şöyle, tabii. Şöyle zor. Bir defa oralarda imar sorunu var. Sistem farklı, bizim sistemden farklı. Emlakçılık da bizim sistemden çok farklı. Mutlaka. Yani orada bir emlakçı olabilmeniz için bir üniversite mezunuysanız en az 2 yıl okumuş olmak, tekrar emlak okumuş olmanız lazım. Tekrar okumanız lazım. Evet. Şimdi o zaman Bahar Hanım'a soralım. Lütfen. Kaç senedir Kanada'dasınız? Ben 15 senedir Toronto'da yaşıyorum. Daha önce mesleğim eğitimci danışmanlığı ve göçmen gelen insanlarla danışmanlık yapıyordum. İşte bir sene oldu. Mehmet Bey ile tanıştık. Evet. Arsa almaya gitmiştim. Derken anlaştık. Beraber çalışalım. Şimdi beraber çalışıyoruz. Bence süper bir proje yurt dışı için. Çünkü gurbetçiler onlar da istiyorlar. Kendi bütçesine uygun. Biliyorsunuz fiyatlar artık dolar yükselse de Türkiye'de. Hı-hı. Fiyatlar dolarla denk bence artık. Evet. Biz de düşündük. Arsa alıyoruz. Ve çok çevre var tabii konuştuk. Çok çok sevindiler. Böyle bir fırsat, süper bir proje. Gurbetçilerimize de sunmak bizi de mutlu ediyor. Tabii gelip gitmeleri zor. Kesinlikle. Hiç olmazsa bir aracı kurumla değil mi? Tabii, tabii. Bizim zaten hedefimiz Mehmet Bey ile sadece Amerika, Toronto değil, İngiltere değil, Avrupa'da istiyoruz. Çok Türk var. Çok Türk var. Evet. Çünkü yani fiyatlarımız uygun. Fiyatlar çok uygun olduğu için hani alabileceği güçleri var. Şimdi Türkiye'de o kadar çok sanmıyorum, bilmiyorum. Türkiye ile ilgili pek konuşmayayım. Tabii, ama sizi Toronto... Aynen, yurt dışındaki insanlar rahat bir şekilde alabiliyor. Çünkü Mehmet Bey de zaten bu arsaları bazen peşin, bazen taksite satıyor. Hani zorlamasınlar diye. Evet. Bence süper bir proje yurt dışı için. Yabancılardan talep var mı peki? Yabancılarda da talep var. Zaten 10 gün önce yabancı... İnsanlar hani yabancı arkadaşlar, iş adamları geldi. Ortak olmak istediler Mehmet Bey ile. Nereden daha geldi? Da düşünüyor. Toronto'dan geldiler. Toronto'da, evet. Benimle finans ortaklığı olmak istediler. Yani dediler ki biz Türkiye'de işte yatırım yapmak ve hı-hı, Türkiye'de paramızı çalıştırmak istiyoruz dediler. Bir 10 gün misafirimiz oldular ve ağırladık onları ve biz anlaştık kendileriyle. Aha. Yani inşallah yakın bir dönemde çok büyük bir yine bir meblağ ile Türkiye'de o insanlarla işbirliği yapacağız. Yani siz aynı zamanda Türkiye'ye döviz girdisi tabii, sağlayan tabii, da tabii, bir yapısınız. Çünkü, Sare Gayrimenkul olarak. Çünkü iş adamlar, yabancılar biliyorlar bu işte iyi bir ticaret olacağını düşünüyorlar. Evet. Tabii sormadan edemeyeceğim. Suriyeliler burada işte önce 250 bin dolardı zannediyorum. Sonra 400 bin dolar gayrimenkul alarak vatandaşlık dağıdılar. Bu konuda arsaya talepleri var mı? Merak ettim. Bizim Türkiye arsaya, bizim tabii ki o konuda biz hiç karşılaşmadık arsa. Daha büyük belki, daha büyükleri alıyorlar. Yani Arapların
çiftlikler alıyorlar. Hmm. Benim şöyle bir güzelliğim var, bana göre güzellik. Ben hep garibanla alışveriş ettim. Aa. Garibanla alışveriş ettim. Duygulanıyorum şu an ama onların kazandıklarını gördüğüm zaman, onların dualarını gördüğüm zaman ben o kadar mutlu oluyorum ki. Zengine de yer satıyoruz biz bazen. Ya diyoruz Ali Bey ne kadar kazandırdık sana gördüm. Kardeşim ben paramı verdim aldım diyor. Fakir öyle demiyor. Beni yönlendirdin. Ben korkuyordum. Beni beynime girdin. Beni dokudun. Beni fakir inandırdın. Fakir dediğiniz tablo. Şu ne? Askeri ücretli veya 20-30 bin maaş alan insanlar. Ve yani. Kirada oturuyor. İşte bu yani. Fakir diye de rencide etmek istemiyorum ama ben de bir fakirim. Yani ben de büyük firmalar. Koşulları kaldım. Zor. Zor tabii. Hem yaşamak için mücadele veriyor. Yani temel evet. Gıda maddelerini alamayanlar evet. Var. Hem de diyor ki geleceğe çocuklarıma, tabii. Torunlarıma yatırım yapayım. Onlar güvence altında olsun evet. İstiyor. Yani dişinden tırnağından arttırdığıyla bir arsa örnek sahibi. Verebilirim bununla buyurun. İlgili. Çok şimdi askeri ücret 17 bin evet. Lira civarında. O da eriyor. Bizim de taksitlerimiz 13 bin, 15 bin, 18 bin civarında. Ne olacak şimdi? Aile geliyor. Diyor ki benim çocuklarım var diyor. Bir tanesinin maaşını sana bağlamak istiyorum. Birisi diyor ki kiram var sana bağlamak istiyorum. Ben size bir şey söyleyeyim mi? O askeri ücretli dediğimiz veya işte onun bir tık üstünde maaş alan insanlarda inan bereket var biliyor musunuz? Paraları var onların. Oradan arttırıyorlar. Yani bir daha hali vakti yerinde olanlar gezmekten, yemekten, içmekten geçen, çok özür diliyorum, biraz hicap duyuyorum söylemekten. Bir misafirlerim geldi. İsmini söylemeyeceğim bir yere götürdüm Büyükçekmece'de. Hesap geldi 11.500 lira. Allah'ım yarabbi 4 kişi yediğimiz şöyle tavuk parçaları falan filan. Yarabbi ne olacak bizim halimiz diye kendi kendimi sorguladım. Şimdi düşünebiliyor musunuz? İnsanların harcadığı paraları düşünebiliyor musunuz? Ama onun için bereket yok. İşte asgari ücretli zaten gidemiyor ki işte, oraya. Gitmiyor da zaten. Ne yapıyor? O yine oradan 2.000, 3.000, 5.000 arttırırken 2-3 kişi çalışıyorlar. Emekçiler çalışıyorlar. İkinci işi yapıyorlar. Benim şu an ikinci vardiyamda örneğin kızlar var. Ne güzel. Biz şimdi saat 6-10 arasında bir ikinci vardiya çalışıyoruz. Peki Sare Gayrimenkul olarak kaç çalışanınız var? Şu an 25 civarında çalışanımız bayağı, var. Güzel. 25 evet. Civarında çalışanımız var. Ve hep sahadalar. Tabii hepsi sahadalar. Arazi örneğin şu an biz akşam vardiyamız var. Onlar var. Kız geldi. Şimdi benim müdürüm bana dedi ki ya bu kız işte akşama kadar bir iş yerinde çalışıyor. Ondan sonra posası çıkmış halde biz bunu işe almayalım. Dedim alalım. Niye alalım biliyor musun? Bu emekçi. Akşam vardiyasında ne yapıyorsunuz? Gecede mi araziye gidiyor? Arayanlar oluyor. Arayanlar oluyor. İnsan şimdi 6'da ortalık kararmamış oluyor. İnsanlar arıyor. Bir de yurt dışından da arayanlarımız oluyor. Onun tabii. İçin ikinci vardiya var. Şimdi kızcağızı düşünebiliyor musunuz? Bir yerde 23 bin lira maaşla çalışıyormuş kızcağızımız. Ama demek ki yetmiyor. Gelmiş 17 bin lirada 4 saatte bizden alıyor. Anasının aksütü gibi de helal olsun. Evet. Ve ben onun alnından öpüyorum. Yani böyle evet. İnsanlar, çalışan evet. İnsanlar var. Ve bunlar bu şartların altında mal sahibi olduklarında da sana dua ediyorlar. Evet. Benim en çok da duaya ihtiyacım evet. Var. Paradan daha çok duaya ihtiyacım var. Vallahi Mehmet Bey çok aydınlandık. Evet. Çok zihnimizde öyle değil mi değerli izleyicilerimiz? Yani yatırım araçları açısından arsaya yatırım yapmak ve koşullar son derece uygun hale getirilebiliyor evet. Anladığım kadarıyla. Evet, evet. Ailelerin durumunu da göz tabii. Önünde bulundurulup. Yani bir açgözlülük tablosu yok. Olamaz. Aksine evet. Herkes bir başını sokacak ev yapabilsin veya tabii. İşte yatırımı olsun evet. Buradan para kazansın. Evet. Duygusuyla evet. Siz hizmet ediyorsunuz. Hem siz hem... alıcı kazanacaktır. Ve bir de şöyle bir avantajımız da var Gülgün evet. Hanım biz. Bizden arsayı alan adam sattığında ne yapacak? Satamaz ki. Biz satabilir ama biz satın alıyoruz önce. Hmm. Diyoruz ki gel kardeşim bakalım. Biraz şaka da yapıyorum. Sen beni çok uğraştırdın ama hadi git notere şu işlemini yap veya istifane et hemen parasını ödeyebiliyoruz. Şükürler olsun Allah'a. Çok güzel bir çarp bulduk. O çarkın üzerinde gidiyoruz. Kutlarız sizi. Allah kimseye mahcup evet. Etmedi. İnşallah da mahcup olmayız kutlarız bu saatten sonra. Kutlarız sizi. Ve bütün samimiyetinizle evet. Nasıl bir sistemle evet. Çalıştığınızı evet. Anlattınız. Evet. Yurt dışında da
güvenilir bir firma olarak temsilciliklerinizin olması, Türkiye'ye döviz girdisi sağlamak, siz aynı zamanda bir turizm elçisi gibi de oluyorsunuz. Çok doğru söylüyorsunuz. Ben ülkemi çok seviyorum. Çok evet, ne güzel. Bunu duymak çok güzel. İyi ki geldiniz. Çok mutlu olduk. Ederim. Başka mesajınız var mı izleyicilerim? Benim mesajım şunu söylüyorum. Küçük yatırımcı bütün vatandaşlarıma şunu söylüyorum. Korkmayın. Yeri yerinden ve yeri adamdan alın. Gerisinden korkmayın. Yani bu imkanlardan mutlaka yararlansınlar istiyorum. Bu fırsatlar çok büyük fırsatlar. Ben fırsatçı değilim, fırsat yaratanım. Çok güzel. Ben fırsatçı değilim, fırsat yaratanım dedi. Evet. İşte o fırsatlardan yararlanmak için de Mehmet Bey önemli bir adres. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür yani ediyorum. Habersizsiniz artık. Evet, çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler Bahar Hanım. İyi yolculuklar. Teşekkür ederim. Dönüş oradaki bütün Türkiye sevdalılarına da Meltem TV ailesi olarak sevgiler sunuyoruz. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Çok değerli izleyicilerimiz, Sare Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Karagöz'le birlikteydik. İşte dinlediniz. Karar sizin. Son derece önemli, güçlü, güzel ve güven veren bilgiler aldık diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Tekrar teşekkürler. Yeni bir Habersizsiniz programımızda buluşmak dileğiyle. Esen kalın.